NTV olarak sokağın dilini, sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Karabük halkına Karabük Belediyesi'nden memnun musunuz diye sorular soracağız. Efendim Karabük Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır. Kanka memnun değilim. Hayır. Ne? Ben de değilim. Memnunum. Karabük Belediyesi'nden memnun değilim. Hayır değilim. Hayır. Hayır. Evet. Allah şu an Karabük halkı olarak yani memnun olduğumuz var, olmadığımız konular var. Ya abinin memnunuz belediyeden ya. Belediyeden memnun olduğumuz taraflar olmadığımız taraf var mı? Değilim. Değilim. Değiliz kardeşim. Memnunum yani iyi. Evet. Memnunuz. Ben de memnunum. Evet. Yani. Evet memnun. Memnunum. Evet. Çok geliştirilmesi lazım. Öğrenciye gezecek yer hiç yok yani. Gezecek yer. Öğrenciyi teşvik etmesi lazım. Her şeyinden memnunum. Bunu biraz açar mısınız bize? Bana çok yardımcı olsun. Allah razı olsun. Hiçbir şey yapamıyoruz öğrenci olarak. Hayatımızı yaşayamıyoruz. Okulu bıraktım. Şu an iş yok. Çalışamıyorum. Garsonluğa gidiyorum. Saate 10 lira veriyorlar. 80 liraya çalışıyorum. 80 liraya bir dışarıda yemek yedim de hepsi bitiyor. 5-6 defa belediyeye söylememize rağmen 100. yıl Bostanbükü Bahattin Gazi yurdunun yoluna bir tane çöp kutusu yok. O yanında bir tane baraj tarzında bir şey var böyle çay tarzında. İçinde böyle çuval mı ararsın, poşet mi ararsın, bira şişesi mi ararsın? Ya sunur rengi artık kahverengiye dönmüş yani. Ne temizlik var, ne hizmet var. Dolmuş saatlere desen farklı. Hiç bir dolmuş birbirini tutmuyor. Arkadaş da bahsetti. Biz Bahattin Gazi yurdunda kalıyoruz ve o yurt yolunda işte Bahattin Gazi'den üniversite yolunun arasında hiçbir tane bile çöp kutusu yok. Dediği gibi çayda poşet mi ararsın işte, bira şişesi dolu, her şey dolu. Hiç memnun değiliz o konuda. Otobüs saatleri aynı şekilde. Yollar bozuk, çöp çok etrafta. Çöp kutuları yeterli değil bence. Yani öyle çok çalıştıklarını düşünmüyorum. Çok önceden bu şekilde yapılandırma yapılmamıştı. Burası önceden yoldu mesela. Burayı bir hani yürüyüş yolu gibi, kordon gibi yaptılar. Fakat belediye başkanından memnun değiliz yollar sebebiyle. Karabük'te yapılacak çok bir şey yok ve de sadece parklar falan var böyle ya, merkezinde hiçbir şey yok. Memnun olduğumuz konu bazı asansör konusu, ne bileyim teleferik konusu, çevre düzenleme bazı şeylerde. Ama olmadığımız konuda yeraltı kaynaklarla ilgili işte su kaynakları, üst geçit, alt geçit, onlarla ilgili bir sıkıntımız var. Otobüs hattı var. İlk önce Sentepe yayla çıkarttı, kalktı, bir şey ses yok. İkincisi 5000 evler yayla çıkarttı, kalktı, bir tane 200 evler attı kaldı. Bu konunun düzeltmesi lazım. Başkanın haberi yok mu bu işte? Vatandaş mağdur durumda kaya başında. Tek bir otobüse beklemek zorundasın. Saatlerce. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun olduğunuz noktalar ne acaba? Yaptığı işler var. Geçmişti ama bir seneden beri piyasada yok yani. Başkanım bir seneden beri hiçbir şey, bir seneden bir buçuk senedir hiç piyasada yok yani. Gözükmüyor. Zamanları hizmet yok. Kimseye bir faydası yok. Onu yapacağına ya, senin bir dünya gencin var ya, aç geziyor. Caddede cebinde 5 kuruş parası yok yani. Değil mi? Millete rant sağlayacağına, millete peşkeş çekeceğinize biraz gençlerinize bakın. Kameraman arkadaş şöyle bir şu şekilde şöyle, mesela kar yağdığı zaman geç müdahale etti. Kaldırımları temizlemedi. Böyle çay kenarlarını gösterebilirim. Şu anda çalışmalar durgun yani gerçekten de. Hani öyle çok aman aman bir şeyler yok yani. Köy olmak şeyine, safhasına gelmiş. Komple şehir Safranbolu'ya kaymış. Karabük'te hiç bir çalışma dahi yok. Karabük'te, Karabük'ün merkezinde. Şu merkez burası düzelmesi lazım. Ya küçücük merkezi var. Ta eski, en eski merkez burası. Yani Karabük'ün merkezinde çalışma olması lazım. Ya şimdi altyapı, kaldırımlar, bunlar, bu gibi şeyler ya, daha eksikler böyle. Çevre düzenlemesi, bunlar. Milletin oturacak alanları, yani bunlar biraz daha iyi olursa iyi olur. Ama memnun olduğum konuda halk ekmek olsun, belediye olsun, bazı parklar filan, onlar gider. Yani park ve bahçeler, her şey, vatandaş için her şeyi yapıyor. Yolları, köprüleri, ondan keza rahat bir şehir yani Karabük. En azından hizmet var, öyle diyelim. Hizmetleri güzel. Yani bir şey olduğunda direkt ulaşabileceğimiz insanlar var. En azından hizmetimiz iyi, öyle diyelim. Çalışmaları güzel. Yani kendisi de şahsen çok iyi bir insan. Yani halka da güzel davranıyor.
Bence mükemmel yani. Ya benim belediye başkanını bildiğim tek yaptığı şey yani köprü. Başka hiçbir vasfını görmedim diyelim. Hizmetlerinden ziyadesiyle memnunum. Evet, tamam, kötü yönleri de olabilir yani. Bu son zamanlardaki asfalt işleri, su sıkıntıları, problemleri olduğu kesin. Bir de partim geri. Çalışmalarından yani eskiler böyle değildi. Her yerimize park yapıldı. Başka ne diyeyim? Suya indirim yapıldı. Yaptığı işlerden memnunum yani. 6 aydan beri yollar yapılmadı. O yüzden de sen söyle memnun değilim. Arabalarımızın sen söyle bir dünya şey masrafı çıktı. Yani şey olarak memnun değilim. Peki neler yapmasını isterdiniz Karabük'e? Yani, evet, daha kendilerini bizim yerimize koyabilirlerdi. Hem bizim gelişmemizi istiyorlar. Gençliği bize şey yapıyorlar hani geleceği. Ama gelecek için bize bir yatırım yapmıyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynısını düşünüyorum. Ulaşımda biz öğrenci olarak 4 lira veriyoruz minibüse. Geliş geliş 8 lira yapıyor ve her gün dershaneye gidiyoruz. Yani bu durumda test kitabı biriktirsek yani o parayla test kitabı alabiliriz. Yani iş yok abi. Öğrencilere destek verilmesi lazım. Afganlara vermek yerine bize destek verseler daha iyi. Telefonum yok, cebim daha bununla geziyor. Çalışmıyor. Yani gençler için daha iyi aktivitelerin yapılabileceği alanlar olabilir. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Evet.